Dün, bugün, yarın. Kanalımızın haber sitesi zamanmekanmakinası.com hizmetinizde. Ziyaret etmeyi unutmayın. Şimdi artık bu sezon bir karşılaşmamız var. O karşılaşma da artık bizim için çok bir şey ifade etmiyor. Prestij karşılaşmasına dönüştü. Sanırım rakip için de bir şey ifade etmiyor. Karagümrük'ün düştüğünü ben yani bana... Yani matematik hesaba bakmak lazım. Şey, ulusal medyadan bir haber geldi. Yani Karagümrük düştü ikili, diye. İkili averajlara bakmak. İşte Ankara şimdi Gücü... Şimdi orada herhalde biz şimdi ikili averaja bakamıyoruz veya üçlü averaja ama herhalde düştü. Yani rakiplerinin gerisinde ikili de, üçlü de, dörtlü de... İşte ona bakmak lazım. Gerisinde. Çünkü Pendik düştü demediler ama Karagümrük düştü diye bir haber geldi. Biz de açıkçası... Yani Samsun Spor kaldı ya, şey bizden sonra tufan mantığı var yani kusura bakmasınlar ama yani böyle yani düşünüyoruz haliyle. Normal yani, öyle düşünüyoruz. Evet, önce can sonra canan hesabı. Biz yani. Samsun Spor'un durumuna baktığımız için şimdi çok ayrıntılı bakmadık. Muhtemelen yani bizim için zaten artık bir formalite maçına dönüştü. Ama Karagümrük için de öyle olmuş gibi görünüyor ki o aslında oradan sorunu almadan bir cevap vereyim. Belki de aynı şeyi soracaksın. Şimdi kadro kalitesi olarak Karagümrük bizden çok iyi bir takım. Değil mi? Yani bireysel oyunculara tek tek baktığımızda bizden çok iyi bir takım. Sadece Karagümrük değil yani hatta bence Pendik en az bizim ayarımızda. Gaziantep, Hatay, Ankara Gücü bizden iyi takımlar bunlar. Ama buna rağmen biz kümede kaldık. Onların halen riski var. Küme düşecekler belki. Peki bu nasıl oldu? Elbette birçok faktör var. Ama bence en önemli iki faktör bir taraftar. Yani biz iç sahada bu kadar çok puan toplayıp bildiğim kadarıyla ilk 7 haftada 1 puan almamıza rağmen yine de iç sahada en iyi 4. takımız sanırım. En iyi 4. takımsın. Deplasmanda da en kötü takımız bu arada. Ama bunun temel sebebi taraftar. Yani Samsun Spor taraftarı gerçekten çok önemli. Lige değer katan, renk katan ve iç saha açısından rakibe ciddi bir deplasmana çeviren, baskı unsuru oluşturan bir taraftar topluluğu var. Birinci sebep bu. İkinci sebep ise Marcus Gisdol. Yani şimdi Marcus Gisdol'la ilgili biraz ayrıntılı konuşmak gerekiyor. Şimdi hoca geldiğinde 7 maçta 1 puanımız vardı. 6 mağlubiyet, 1 beraberlik ve dahası şöyle bir şey vardı. Biz bırakın ligde kalmayı, yani taraftar olarak hatırlayalım abi o günleri geldiğinde 2 Mayı falandı sanırım. Ligde kalmayı geçtim. Biz bu ligde maç kazanamayız diye düşünüyorduk değil mi? O kadar karamsardık yani. Biz kimseyi yenemeyiz. Yani İstanbulspor'u yenemeyiz. Pendik'i hiç kimseyi yenemeyiz biz. O kadar karamsar bir tablo vardı. Ve benim de en başta mutlaka gelmeli diye direttiğim bazı yerli hocalardan o zaman işte isim vermiştik yani Rıza Çalınbay, Aykut Kocaman, Sergen Yalçın. Bu üçlüden birisi geldiğinde biz kurtarırız diye. Sergen Yalçın'la zaten hiç görüşme, Sergen Yalçın tenezzül dahi etmemiş. Aykut Kocaman nezaketen ben takım çalıştırmayacağım demiş. Rıza Çalınbay yardımcı hocasını gönderdi. Maçı izletti bizim Gaziantep maçını. Rapor yazdırdı. Bu takımın ligde kalması mümkün değil. Her şey kopuk. Takımdaşlık yok. İşte camia sorunlu. Kesinlikle çalıştırma raporu aldı yani. Gelmediler yani. Adamlar tenezzül bile etmediler. Gelmediler bize. Bu ortamda İşte bir Alman teknik adamı bulup getirdiler ve şu açıdan da daha önce de söyledim. Yani biz futbol yorumcularının kurmayı en çok sevdiğimiz cümlelerden birisi işte ben demiştim ya da ben dememiş miydim diye. Gisdol'la ilgili programları ben de gönül rahatlığıyla geriye sarıp baktığımda evet ben demiştim. Çünkü adamın profili tam bizim için biçilmiş kaftandı. Yani Bundesliga kendisi de söyledi zaten. İlk basın toplantısında bunu daha önce de söylemişimdir. İlk basın toplantısında dedik ya Samsun Spor camiası olarak sizin belki ilk defa yaşadığınız bir durum bu. Fakat ben dedi bunu 3 defa yaşadım dedi. Bu nedenle sebeplerini de biliyorum, çözüm yolunu da biliyorum dedi. Almanya'da, Bundesliga'da bu durumu yaşamıştı. Nitekim Markus Hoca sağ olsun dediğini yaptı, bizi ligde tuttu. Ve maç çıkışı Yusuf'la da konuştuk. Bir ara böyle ulan Avrupa'ya mı gideceğiz acaba diye havaya da girdik hemen biz. Yani bizim ortamımız yok da taraftar olarak. O zaman çıktı hoca dedi ki yani Avrupası dedi gerçekçi olalım bizim amacımız ligde kalmak dedi. Hedefimiz ligde kalmak dedi. Yani onun Alman realizmi bizim taraftar romantizmimizi yenmiş oldu. Sonuçta realizm kazandı yani. Doğrusu. Her zaman öyle olur zaten. Evet her zaman öyle. Hayal kurmak güzeldir fakat gerçekler başkadır yani. Bu anlamda evet bizim ligde kalmamızdaki temel kişisel sebep Marcus Gisdol.
Şimdi Gistol, peki Samsun Spor, şimdi tabii bütün taraftarlar aynı fikirde, Gistol'da devam edilmeli tabii şeklinde. Gistol'da herhalde bu konuda konuşmak için ilk önce şeyi bekledi, bugünü bekledi muhtemelen. Tabii, bundan tabii, sonra belki tabii, konuşacak. Tabii. Ve belki yine çok büyük bir ihtimalle, tahminen söylüyoruz. Çünkü hani Alman şeyi olduğu için, adamın hani Alman mantığıyla gideceği için belli bazı şeyleri başkana herhalde diyecektir. Yani evet, biz bu sene kurtardık ama nasıl evet, kurtardığımızı gel bir de bana sor diyecektir. Şimdi evet, gelecek sezon aynı sıkıntıları yaşamamak için bizim kadro kalitemizi arttırmamız lazım. Belli yerlerde daha iyi oyunculara ihtiyacımız var. Daha bu lig seviyesine uygun oyunculara ihtiyacımız var diyecektir. Ve bunun içinde tabii bu transfer yasağının kalkıp kalkmadığı konusu da bir şey olarak, hani parametre olarak önümüzde duruyor. Gistol ve önümüzdeki sezon diye bir paragraf açacak olsak neler yazmak istersin? Yani şimdi Gistol tipik Alman dedik ya, yani o elbette duygusal bir tarafı vardır ama bizim gibi değil, yani Akdeniz toplumu gibi değiller onlar. O yüzden Samsun Spor'u çok sevdiğinin farkındayız. Söylüyor da zaten açık açık. Yani Trabzonspor maçından sonra dedi, benim şimdi bu şehri niçin bu kadar çok sevdiğimi anladınız mı dedi yani. Hı. Evet, bizi seviyor. Fakat yani her zaman gerçekçi olmak durumunda ve duygusallığa az yer verecektir. Yani öyle düşünüyorum ve senin dediğin gibi bence de bir takım şartları olacaktır. Yani transfer bu şartlardan biri midir? Muhtemelen biridir. Ancak öte yandan şöyle de düşünüyorum. Şimdi devre arasında bir şekilde transfer yasağı kalktı. Bugün bizim devre arasında aldığımız 3 oyuncu da, biri hiç kadroda yoktu kaleci, diğer ikisi süre alamadı. Benito Raman ve Muya süre alamadı. Öte yandan şeye bakıyorsun, bugünkü 11'e baktığımızda ilk 5'i, yani savunma dörtlüsü ve önündeki 6 numara olarak kabul ettiğimiz ön liberomuz diyelim, Benacer, Zeki, Soner, Yunus Emre, Benacer. Yani 6 kişiden 4'ü, bırakın şeyi, yani bu senenin çekirdek kadrosunu, geçen senenin oyuncularıydı. TFF birincilik oyuncularıydı. Şampiyon yapan kadronun oyuncularıydı. Yunus Emre oynamasa da Alim oynayacaktı onun yerine. Yani yine aynı olacaktı. Çok bir şey değişmeyecekti. Şimdi burada transfer verimliliğini de tartışmamız gerekiyor. Yani evet, transfer, bu arada ben kişisel görüşüm, aylardır söylüyorum. Takip edenler biliyor. Elimde herhangi bir somut veri olmaksızın ben bu transfer yasağının kalkacağını düşünüyorum. Yani bunca yıllık futbol görgüm, bilgim, tecrübem bana kaldırılacağını işaret ediyor. Ya da ertelenir en kötü ihtimalle. Yani bir şekilde, çünkü cezalandırmaması lazım. FIFA Türkiye Futbol Federasyonu'na benzememeli. Yani bizde Türkiye Futbol Federasyonu laçkalaşmış, saçma sapan bir müesseseye dönüşmüş durumda. Ama FIFA iyi niyetli olanı ya da hata yapmış ama durumu kurtarma durumunda olanı cezalandırmamalı bence. Mahkeme kararı olmadan. Tabii mahkeme kararına bakacak. Diyecek ki evet, Türk futbolu batakta, kulüpler borç takıyorlar, ödemiyorlar. Samsun Spor'da bir Türk kulübü, fakat Samsun Spor'un durumu öyle değil ki. Çünkü ödemeyi de yapmış. Orada yani çok bilmiyorum aynısını ama yani orada bir şey olmuş. Bir inatlaşma durumu olmuş yani. Biraz Türk usulü olmuş. Vermiyorum paranı, verdim mi bilmem ne ve tarihi geçtikten sonra, cezayı yedikten sonra biraz belki de süründüreyim de öyle vereyim demişler. Ya bir şeyler olmuş, evet. Yani orada o da bir şey o öyle olmuş mi demiş? O da öğrendi evet herhalde bizden şeyde. O Litvanyalı da öğrendi herhalde bizden bu işleri. Evet. O da vermiş. Sonra parayı almış. Ben sonra kim kimi süründürüyor yani bakayım dedi ondan sonra. Samsun Spor'un cezalandırılmaması lazım. Çünkü önü açık bir kulüp. Bu anlamda kalkacağını düşünüyorum. Ancak dediğim gibi yani kalkması, bugünkü sahaya çıkan 11 yedekler falan hala şeyle oynayacaksak, Soner'le yani falan oynayacaksak işte o zaman çok niye yani anlamı olmayacak yani. Ama bu kadroyu da yine söylüyorum, az önce saydığım takımlar arasında kadro kalitesi olarak. Mesela soru şu abi, ben şimdi İstanbul'dayım, sen Samsun'dasın. Biz çocukken mahalle aralarında top oynarken, okulda top oynarken, işte top geldiğinde diyeyim, ilkokula giderken ben Tanju vurdu, gol oldu derdik. Tanju vardı. İşte kaledeysek Fatih derdik. İşte ne bileyim yani bir kahramanımız vardı. Anladım vardı senin nereye geleceğini. Celil derdik, Serkan derdik. Bak şimdi ben sana bir şey anlatacağım. Şimdi benim ufak kızı biliyorsun sen. Gülce'yi. Bilmez miyim? Ha. Az önce yumurdum kendisini. Evet. Şimdi Gülce ile ben hafta sonları, pazar günleri aşağıda sitenin küçük bir halı sahası var. Orada top oynuyoruz. Güzel. Gülce orada yani yeni başlamadık buna. Daha küçük yaşlardan beri oynuyoruz. Gülce biz TFF 1. Lig'in ilk yeni çıktığımız zaman mesela Kubilay diyordu.
Doğru. Ha. Çok seviyordu Kubilay'ı. Kubilay'ı doğru, çok doğru, seviyordu. Doğru. Şu Kubilay vurdu gol oldu falan diyordu. Doğru. Hani bir Kubilay şeyi Var. Vardı, sevgisi vardı. Veyahut onun gibi bir iki oyuncuyu Belki sayıyordu. Geçen sene tanke mi diyordu? Tanke'yi sayıyordu. İşte Laura'yı sayıyordu falan. Hani Doğru. kendince bildiği oyuncular vardı. Bu sene bir tek Marius'u söylüyor. O da dili dönmediği için komiğine gidiyor. Mağdur Maci diyemediği için muttara bir şey söylüyor. Mübadil Onu söyleyemediği için komiğine gidiyor. Onun dışında Samsunspor'da oyuncu bilmiyor kızcağız. Yani çünkü şey yok ya, yani yıldız yok yıldız takımda. yok yani çocukların ismini söyleyeceği formasının arkasına adını yazdıracağı bir yıldız yok. Bu aslında bir bakıma şöyle takım oyunundan dolayı da ligde kaldık. Belki yıldız oyuncumuz olsa işte sakatlandığında hop, fişi çekiyorsun bitiyor yani. Ama biraz oyuncu almak lazım yani. Bizim bile bu yaşta bizi bile heyecanlandıracak oyuncular almak lazım. Yani en son ben Gekas'ta heyecanlanmıştım mesela. Okulun bahçesinde top oynarken, penaltı çekiştirirken çocuklarla ben bir baktım kendi kendime Gekas topun başında falan diyorum kendime diyorum yani. Şimdi biraz böyle oyuncular almak lazım. Tabii bunun için de önce tahtayı açmak lazım. Umarım ki yani ligin havasını soluduk. Çetin zor bir lig olduğunu gördük. Teknik direktör başarısıyla ligde kaldık. Önümüzdeki sene diğer takımlar daha da zorlanacaklar. Transfer yasağı yiyen bir sürü takım var. İşte Kayserispor var. İlk anda aklıma Adana gelenler. Demirspor. Adana Demirspor var. Adana Demirspor belki çok daha zor günler yaşayacak. Öyle görünüyor yani eski başkanların açıklamalarından. Konya Spor'da da sıkıntı var Konya'da diye da var biliyorum. Evet. sıkıntı var tabii. Yani. Belki Konya düşecek de yani bilmiyoruz son hafta Galatasaray maçları var. Kolay bir şey değil yani orada. Evet. Yani o yüzden Hatay Spor perişan durumda. Hatay'ın zaten Hani deprem çok vurdu yani Hatay'ı. Yazık. kalsa bile bir sene daha çok Tabii zor yani. şehrinde bile oynayamıyor yani. Evet. Zor durumdalar. Evet. Orada işte doğru hamleleri yapmak gerekiyor. Ankara gücünün ne olduğunu tam bilemiyoruz. Ankara gücünde de biraz böyle bir şeyler duyuyorum Evet. ben. Yani şimdi dediğin doğru. Ama bir taraftan da alttan gelen takımlar böyle bütçe sorunu pek olmayan Göztepe'nin takımlar. olmaz. Eyüp'ün de olmaz. Bütçe sorunu olmaz Eyüp'ün de onların. olmaz ama Eyüp doğru yönetilir mi onu bilmiyorum. Ama ayrı Mesela konu. Yani Pendik'in de yoktu mesela bu sene. Bütçe sorunu var mıydı? Devre arası ne biçim transferler yaptı? Tabii haklısın. Fakat şimdi şöyle bir şey var. Eyüp'te hakikaten iyi bir şey var. Nasıl söyleyeyim? Bütçe var. Fakat Eyüp'ün bütçe kullanmak konusundaki sıkıntılarını biz TFF 1. Ligi takip ettiğimiz için biliyoruz. Son birkaç Tabii, tabii, defa tabii. devre arasında yaptığı saçma transferler yüzünden şey yapamadı. Çok önde başladığı ikinci devreyi Ya da teknik, yani bunlar ilerleyen dönemde konuşuyor da teknik adamla ilgili sorunlar yaşayabilir. Yani Arda Turan, kaldıramayabilir falan. tabii bu Eyüp'ü pek çok teknik adam şampiyon yapardı zaten yani. Doğru. Yani şimdi ama şunu söylemeye çalışıyorum. Alttan gelen takımlar hani Eyüp ve Göztepe en Evet, azından finansal sorunlar finansal yok. sorunu yok. Tabii. Çok büyük bir ihtimal. Şimdi geri diğer kim var? Sakaryaspor, Çorum, bir de Bodrum. Bu üç takımın da tamam bir takım şeyleri eksik olabilir. Yani Sakaryaspor'u ayrı yere koyuyorum. Sakaryaspor bir şey takımı. Futbol kenti yani Sakarya. Evet. Her zaman kayda değer bir kadro kurma potansiyeli var. Ama Bodrum ve şeyin eksikleri var. Bodrum'un stat eksikliği var, futbol kültürü eksikliği var. Çorum'un da Çorum'da hakeza futbol öyle. kültürü Fakat yok. onların da bütçeleri şeyleri iyi. Hani Olabilir yatırım yapma potansiyelleri iyi. Dolayısıyla alttan bu sene gelecek olan takımlar şeylerin hani diğer takımların sadece az önce saydığımız senin az önce saydığın takımları bütçe problemlerini işte transfer yasağı problemlerini de bir kenara koyduğumuzda alttan gelecek olanlar belki tutunabilirler bu sene. Biraz daha rahat Olabilir tutunurlar. Ha tabii. bizim de bundan faydalanarak belki bu kadroyla bile hani belki düşmeyebiliriz ama ya niye sıkıntı çekelim? Bak Arsenal Tabii Ligi'nin ki, son haftasına kadar tabii. karnımız ağrıdı. Tabii. Artık biz istiyoruz ki bu takım işte hiç değilse bir şey olsun. Bir başaltı takım statüsü Evet, edinsin. evet, Onu evet, evet. istiyoruz. Tabii bu arada futbolculara, teknik heyete, yönetime, başkana son haftaya kafamız rahat girmemizi sağladıkları için de yine teşekkür ediyoruz tabii Tabii ki. O tabii. ayrı bir O şey ayrı bir yani. konu tabii ki. O ayrı bir Ha şey. şey Ya bu unutmayalım. hesapların içinde yokuz ya abi şu an yani ben mesela 1-0 gerideyken bir an şey düşündüm. Şimdi Akın abiyle program yapacağız. Biz yenilirsek düşme riski olursa böyle suratımız düşük çıkarız. Normal yani. Ya, tabii yani gayet normal.
Fakat yani ne konuşacağız yani haftaya o mu? Bir de haftaya biz kesin yeniliriz yani deplasmanla. Yani şimdi gerçi Karagümrük'ün iddiası kalmamış bir şeye döndü. Biz gene de yeniliriz abi. Yenilir yani tabii. Deplasman abi. Evet yani. Peki aklıma gelmişken sorayım. Bizim U19 takımı da Türkiye Şampiyonası'nda bir final oynadı. İkinci oldu ve bayağı da hani o final karşılaşmasında da biraz talihsiz bir şekilde yenildi. Evet. Bu U19 takımı belki sene de şeydi yani TFF birincilikten hani şampiyon olarak geldi. Bizim bu altyapı bir patlama yapar mı ya? Biz bir transfer falan filan diyoruz ama acaba altyapıdan bir şeyler gelir mi? Ne dersin? Ya benim izlediğim takımdan pek gelecek gibi görünmüyor. Yani kendi yaş kategorilerinde iyiler çocuklar. Trabzonspor'un takımı da iyi mesela. Galatasaray'la Fener'inki de iyi kendi yaş kategorilerinde. Ama bu bizim değil. Yani Türk futbolunun genel sorunu bu. Yani üst yaş kategorisine geçtiklerinde. Ya şimdi şöyle düşünelim. Bizim U19 takımının en önemli iki oyuncusu kimdi? Muhammed Ali Özbaskıcı'yla bizim Mustafa Haluk Tan'dı. Bunlar zaten A takım kadrosundalar. Antrenmanlara çıkıyorlar. Ama orada aşama kat edemiyorlar. Yani o yüzden çok biraz üzgünüm ama çok umutlu değilim. Ama bu evrilebilir bir şey olmalı. Yani Trabzonspor'un o takımından da 3 oyuncusu mesela A takımda oynasa. Galatasaray'ın, Fener'in yok çıkmıyorlar yani yukarıya. Mesela Galatasaray'ın o Ayhan Akman'ın çocukları falan vardı. Bir Kırgız çocuk vardı birkaç sene öncesi. A takıma çıktılar. Hiçbir şey varlık gösteremediler. Çünkü çok farklı bir kategori ve biz oraya çok hazırlayıp gönderemiyoruz. Mental olarak da. O şey oluyor. TFF 1. Lig'e gönderiyorlar hep böyle futbolcuları. Oradan 10 tane gönderilirse aradan bir tane iki tanesi çıkıyor yani. Evet ya biraz oyuncunun kendisiyle de alakalı. Şimdi mesela Galatasaray'da 53 numaralı formayı giyen Rizeli neydi o? Yılmaz. Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. Şimdi Barış Alper Yılmaz'ı biz 2019-20 sezonunda Keçiören'den önce Hacettepe'de oynamış bak bize karşı. Ben geriye dönüp bakarken lan bu Hacettepe'de de oynamış falan. Bir baktım bizim Hacettepe'yi bu Samsun'da 2-0 yendiğimiz maçta oynamış. 60. dakikada falan oyundan çıkmış. Hiç dikkatimizi dahi çekmedi yani. Keçiören'de biraz tabii dikkatimizi çekti ama şimdi demek istediğim yani oyuncu muazzam bir ilerleme kat etti. Yani attığı goller, milli takıma seçilmesi falan. Galatasaray'da da çok güzel. Tabii Galatasaray onu aldığında ne yapacaklar bunu falan dedik yani biz. Ama oyuncu o kendi aşamasını kendi kat etti. Şimdi bizde de yani alttan gelenler hem final maçıyla ilgili hem Trabzonsporlu çocuklarımızı hem bizim çocukları kutluyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gençlerini, çocuklarımızı kutluyorum. Bunlar Türk futboluna hizmet etmesini beklediğimiz oyuncular. Yani o yukarıdaki rekabeti onların yaş grubuna indirmemek gerekiyor ki maç içinde de hiç öyle değildi. Gayet centilmenlerdi birbirlerine karşı. Bütün maç yani yarı finallerde de öylelerdi. Öyle olması gerekiyor. Çünkü orası yarışmacı kategori değil. Orası yetiştirme kategorisi. Doğru futbol bilgisi alacaklar. Yukarıya taşıyacaklar. Elbette taraftarlıklarını da taşıyabilirler. O ayrı bir şey. Hepsini tebrik ediyorum. Fakat orada benim gördüğüm mesele o takımlar arasında bence en iyi futbolcu Muhammed Ali Özbaskıcı'ydı. En iyisi, en yeteneklisi. Ama hiçbir varlık ortaya koyamadı. O yüzden ben yani takımı tebrik ettim ama Muhammed'e de kızdım kişisel olarak. Orada farkını göstermesi gerekiyor. Tabiri caizse onların arasında Maradona gibi olması gerekiyor. Çünkü fiziki gelişimi falan da diğerlerinden iyiydi. Ve şeyi de var, profesyonel tecrübesi de var. Oynamış yani o takımda. Şimdi bunları göstermeleri gerekiyor. Peki biz bunu nereden biliyoruz? Biz bunu Samsunspor'un altyapıdaki son kuşağından biliyoruz. Yani Adnan Güngör, Musa Aydın bile alt yaş kategorilerinde kendilerini zaten gösteriyorlardı. Hele Serkan abi, Celil abi onlar ya minik takımdan belliydi onların futbolcu olacakları. Ve hiç şaşırtmadılar. 18-19 yaşında A takımı oynadılar bunlar. Şimdi o oyuncu profili yok. Sadece bizde değil, Türkiye genelinde yetişmiyor yok. Yetişmiyor diyorsun evet. Yani işte mesela bu İsmail Yüksek falan var Fenerbahçe'de. Evet. Bu adam da şeyde tabii oynadı. TFF 1. Balıkesir'de falan oynadı. Yani. Tabii. Hatta oynarken ya ben beğenmiyordum bile. Yani evet. Affedersin kız gibi oynuyor falan derler ya. Hı-hı. Yani çok yumuşak kalıyordu şey için TFF 1.lik için ama bak bugün Fenerbahçe milli takıma yükseldi abi, yani. Milli takım muazzam bir futbolcuya dönüştü. Yani evet. Orada oyuncunun kendini geliştirmesi önemli. Tabii. Bizde bir de mesela Muhammed Gümüşkaya tam tersi yani. O da Fenerbahçe altyapısında bu çocuk enteresan. Mesut Özil'in yerine oyuna girdi. Uzaktan bir vurdu Avrupa Kupası maçında.
Bu nasıl bir özgüven dedik ya, yani 18 yaşında sen ne haddine diye golü attı. Hı hı. Sonra Bolu'da oynarken, Giresun'da oynarken beğeniyordum. Bizde hiçbir varlık gösteremedi. Yok, geri gitti bizde. Tabii kiralık zaten gidecek. Şimdi yani o yüzden oyuncunun kendini göstermesi burada önemli. Peki Gistol dedik. Gistol acaba yani başkanla konuştuğunda yani hangi mevkilere, belki futbolcu ismi söylemez ama hani ya şunlar, şuralarda benim oyuncuya ihtiyacım var. Bu oyuncuların eldeki seviyenin üstünde şu noktalara, yerli yabancı transfere ihtiyacım var diyeceğini tahmin ettiğin pozisyonlar var mı? Ya şimdi bir kere Gistol önce kafasındaki hedefi belirler. Yani ben seneye ne oynamak istiyorum? Ya önce tahtayla ilgili, yani biz tahtanın açıldığını varsayalım. Biz alıştık yani o tahtalardan çok çektiğimiz için zamanında. Avrupa'daki daha doğrusu yediğimiz transfer yasağından bahsediyorum. Bir kere onun açılması lazım. Onunla ilgili somut bir şeyler duymak isteyecektir yani. Onun dışında da elbette hedefine göre bir reçete sunacaktır. Yani şu mevkilerde eksiğimiz var diye. Bu arada Gistol'la ilgili de bir şey var. Bir şehir efsanesi diyelim. İşte diyorlar ki 3 tane takımı, Hamburg'u, Köln'ü ve Hoffenheim'i kurtardı. Aynı bizim gibilerdi onlardı. Düşme hattındaydı, kurtardı. Fakat ertesi sene kovuldu diyorlar. Bu tam doğru değil. Hamburg'da öyle olmamış mesela. Hamburg'da kurtarmış. Ertesi sene yine bütün sezon çalışmış, orta sıralarda bitirmiş. Üçüncü sezona sarktığında kötü gidiş olunca ayrılmış. Yani tam şey öyle değil, hikaye öyle değil yani. Tarih biliyorsun, hikayelerin biraz çarpıtılmasıyla yazılıyor. Öyle değil. Yani onun için bence önce bu şeyi netleştirir. Yani nedir yani bizim yasağımız, olacak mı olmayacak mı? Bunu İki hedefimiz ne bizim? Tabii bunu netleştirir. Ondan sonra da mutlaka şey vardır kafasında. Alınması gereken oyuncular vardır ve yani bizim nereye ihtiyacımız var? Açıkçası bizim belki kale hariç her mevkide ihtiyacımız var. Her mevkide. Bir sağlam bir takım oluşturabilmek için. Çünkü ya formsuzluk, sakatlık, ceza çok olumsuz etkiliyor. Bak Şatka mesela, bazen bir şeyin kıymetini onun yokluğunda anlarsın. Varken hiç anlamazsın. Gözünün önündedir o zaten. Hı hı. Vasat bir oyuncu zannedersin ama tabii, o adam kilit bir oyuncudur aslında. Futbolda da böyledir, hayatta da böyledir. Tabii. Yani işte ne bileyim, bir kulaklığın sürekli sendedir, bozulur. O iki gün ya kulaklıksız ben ne yapacağım diye bir... Şatka öyle oldu bizim için açıkçası. Yani oynarken çok anlamadık ama bir anda bozuldu yani takımın dengesi. Evet. İyi bir santrafora ihtiyacımız var. Gol vuruşu yapabilecek bir santrafora kesinlikle ihtiyacımız var. Yani kanatlarımız sayıca çok ama o şeyi sağlayamadık. Ya eldekinin verimini artıracaksın. Muya, Raman tekrar kazanacaksın bunları ya da belki diyecek alacaksın. Ki bunlar iyi futbolcu ama şeyi yemedi diyecekler. Yani ya olabilir, uyum sağlayamamış olabilir. İşte, şey hani antrenman yedirmem lazım, evet, onlara diyecek belki. Tabii sezon başı kampını görmek lazım. Bir de şimdi hocanın ekibi de iyi. Yani o Erdinç Hoca başta olmak üzere özellikle kondisyoner, çok çok iyi bir kondisyoneri var takımın bence. Şimdi Gistol'un oynattığı oyunu X takım, hadi biz de oynayalım kardeşim, önde basalım falan, ama o yemez yani. Yemez tabii. Yemez. O şey, fizik gerekiyor. Tabii. Fizik oyuncu 90. dakika geçiyor, hala 90. dakikada onu oynuyor çünkü tabii, takım. Tabii. Yani birçok konuda eleştirebiliriz ama fizik kondisyon yönünde takım tabii. Fit bir takım yani. Evet, evet. Peki hocam şimdi gelecek sezonu da biraz konuştuk, daha uzun konuşacağımız zaman da tabii, olacak konuşuruz. Şimdi. Bol bol. Şimdi düşme hattına şöyle bir bakalım hızlıca, nerede, ne durumda diye, yani ligin akıbeti açısından. İstanbul zaten Allah rahmet eylesin, ikincilikte başarılar diliyoruz. Evet. Pendik, Karagümrük, bunlar 37 puanda, bunların mucizeye ihtiyacı var. Kazanacaklar ve üstteki Hatay'la Ankara Gücü de yenilecek. Ankara Gücü kaybedecek. Ama averajlarına bakmak lazım. İkili averajlarda Ankara Gücü'ne karşı durumuna bakmak. Karagümrük düştü herhalde abi. Çünkü haber geldiğine göre düştü. O ikili averaj, üçlü averaj hepsinde geride demek ki. Demek ki öyle. Evet. Bilemiyoruz tabii, bakarız. Evet. Elimizde şu şimdi anda şey yok. Konya Spor 41 ama Galatasaray'la oynayacak. Yani şimdi Hatay'la Konya'nın arasındaki şey nasıl? Ona bir bilmek lazım. Şimdi Hatay Ankara Gücü'nde, Hatay ikili averajda önde Ankara Gücü'nden. Bunu biliyorum. Yani Ankara Gücü 41 yapsa Trabzonspor'la oynayacak bildiğim kadarıyla. Hatay Rize ile mi oynayacak? Hatay Rize ile oynayacak. Evet. Demek. Hatay ya, ikisi 41-41 yaptığında Hatay ikili averajda Ankara Gücü'nden önde. Yani Hatay kendi sahasında kabul edeceğiz. Gerçi kendi sahasında oynamıyor maçlarını ama yani, hadi Alemetli Kale. Hatay 2-1 yenmiş Ankara Gücü'nü. Ankara'daki maçta 0-0 bitmiş. Evet. Dolayısıyla Ankara Gücü'nün beraberliği, Hatay'ın galibiyetinde Ankara Gücü düşer. Evet.
Evet, Ankara Gücü ciddi risk altında ki Trabzonspor gibi önemli bir takıma karşı oynuyor. Evet. Trabzonspor da bedavadan maç vermez kimseye yani. E tabii çıkacak, oynayacak Trabzonspor. Evet, çıkacak, oynayacak. Evet. Peki hocam yarın bir de şey var, yani muhtemelen şampiyon da belli olacak. İstanbul derbisi var. Büyük bir şey var. Yani bütün sezon böyle itiş kakış öyle böyle gittiler. 99'a 93 Galatasaray Fenerbahçe maç Galatasaray stadında. Fenerbahçe kazanırsa 99-96 olacak. Ondan sonra da son hafta bir mucize daha olur mu diye bekleyecek Fenerbahçe ama bence Fenerbahçe de bu mucizenin gerçekleşmeyeceğini biliyor. Fakat şeyi istiyor. Galatasaray'ı orada yenmek yenerek istiyor. Yani bütün bir sezon boyunca tabii. Şampiyon oluruz esas, ama esas biz size bizdik. Yani biz daha iyi takımdık mesajı biz size şey, bireysel olarak vermek istiyor. Konuşacak bir şeyler kendilerine bir de bu bulmak iki istiyorlar. Takımın birbirlerine bir maçlar yani ne maçı olursa olsun kendi tarihleri açısından zaten önemli yani camialar için önemli. Ancak ya yani çok ilginç bir sezon oldu abi. Bir daha böyle bir sezon herhalde 50 yılda bir falan olur yani. Hakikaten baksana abi, şey 99, Galatasaray 99, 90. Fenerbahçe 93 tam 30 puan geride şey tabii. ikinciden tabii. Trabzonspor böyle bir sezon. Tabii. 30 maç dedi 10 tane maç tabii. üst üste yenildi yani demek iki takımın yani. Koptuğu sezonlar olmuştu ama bu kadar puan farkının olduğu 6-7 puan olduğu zaman tabii. koptu diyorduk biz. Tabii, bu 30 puan fark var. Ve bu daha ligin 10. 11. haftasında bu senaryo belli oldu yani Fenerbahçe Galatasaray ikisinin götüreceği. Seneye yansır mı bu? Ya bence yansımaz. Çok değişir yani. Çünkü havası değişir yani. O boşluktan sonra takım. Çünkü bu ritmi tutturmaları ilginçti yani ve tuhaftı. Onların şimdi, ritmi tamam da abi. Şöyle. Yani alttakilerin de ritmi çok kötü. Tabii onlar da bu kadar kötü olamaz yani. Seneye Beşiktaş bu kadar kötü olmaz. Trabzonspor bu kadar kötü olmaz. Bu arada bu kadar kötü dediğimiz Trabzonspor'la Beşiktaş Türkiye Kupası'nda final oynayacak. Yani sezonu kupayla bitirme ihtimalleri %50-50 yani. Evet. Bu da ilginç bir durum aslında. Şimdi seneye bu kadar kopmaz. Fakat yani şimdi Galatasaray mesela biz geçmişi hatırlıyoruz. Çok güçlü Galatasaray kadrolarını sayabiliriz. Ama en güçlü yani daha doğrusu en başarılısı kağıt üstünde bu kadro olmuş. İlginç bir şey yani. 100 puan barajını geçecekler öyle görünüyor. Bir mucize olmazsa. Hmm. Son iki maçını kaybetmezse. Fenerbahçe biraz zorlasa 100 gol rekorunu kırabilirdi. 3 gol var aralarında gerçi ama yani 92 gol. Evet 92 gol. 2 maç kalmış. Son hafta İstanbulspor'la oynayacak falan. Vallahi, yani olmayacak iş değil. Yüze yani, tamamlayabilirler yani. Evet tamamlayabilirdi. Ya 103 gol mü ya? 103 gol evet. 103 gol de biraz var. 88-89 sezonunda 11 gol atması lazım. 3-4 tanesini Fenerbahçe'ye atarsa belki deneyebilirler İstanbul maçını. 103 gollük rekoru vardı. Ya Fenerbahçe'nin ritmi bozuldu. Evet. Ve yani ben çok yani ilgilendiğim camialar değil ama futbol sever olarak tabii ki takip ediyoruz maçlarını. Şimdi ritmini ne bozdu? Ritmini bence Ali Koç bozdu. Ali Koç bozdu evet yani. Açıkçası söyleyeyim yani Fenerbahçeli arkadaşlar dışarıdan bir gözle baktığımızda biz Ali Koç bozdu. Şimdi Nisan ayıydı herhalde. Nisan ayının başlarıydı belki de. Trabzon deplasmanındaki çok zor bir deplasman. Herkes için. Fenerbahçe için daha zor bir deplasman. Burada hakemdir, taraftar baskısıdır, bilmem ne, şudur budur derken kazandı. Ve kazandığında rüzgar tamamen Fenerbahçe'nin lehine esmeye başlar. Yani herkes, rakipleri bile ya helal olsun bak o ortamda oradan kazandı. Çıktı dedi, evet. Bir anda böyle mazlum ve muzaffer durumuna geldiler. Psikolojik üstünlük de onlara geçti ve o ara Galatasaray'ın böyle çok zor kazandı. Hatay'ı 1-0 zor yendi. İşte Kayseri'yi 2-1 yendi. Galatasaray'ın çok zorlandığı, Fenerbahçe'nin ise bir anda böyle zincirlerini kırdığı bir süreçti. Ama tam o rüzgarı arkasına almışken Ali Koç bence Avrupa kupalarından elendi tabii, Galatasaray falan. Tam o rüzgarı arkasına almışken bence Ali Koç çok başarısız bir spor yöneticisi, çok kötü bir lider ve tercihleri çok hatalı. Bu kadar hatalı tercih yapmamalı bir insan. O rüzgar arkasına almışken tuttu bizi ligden çekiliriz dedi. Sonra şeye senin ezeli rakibinin elinden bir kupa alabileceğin maça U19'u mu? U17 19'u gönderdi falan. O gitti bir de orada yenildiler. Evet, böyle bir dakika tuhaf şeyler. Kalıp, yani şimdi bunları ben İstanbulspor olarak konuşuyorum. Şeyi yani bütün kozları psikolojik üstünlük de dahil hepsini rakibine verdi. Tamamlamak için söylüyorum. Bak Suudi Arabistan'da bir şey olayı oldu. Evet. İki tarafı vardı bu işin Galatasaray ile Fenerbahçe. Evet. Olay tamamen şeyin üstüne yıkıldı. Halbuki aslında Galatasaray da oynamadı, çıkmadı. Onlar da çıkmadı. Evet, onlar tabii. Konuşmadılar, dillerini tuttular. Fenerbahçeliler dilini tutmadı. Yani Ali Koç işte dilini tutmadı. Orada şeyin bütün şimşekler Fenerbahçe'nin üstüne geldi. Sonra dediğin gibi o takımın hani böyle zincirlerini kırdığı Trabzon maçı sonrasında işte yok çekiliriz yok. Bir de yani şöyle bir şey olmuş. Yani sonra o, Yunan takımını elenme. Başkan 4 hedef Türkiye Kupası'ndan elendi. Ya yani ben bir Türk futbol sever olarak
Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da benim için bu sezon hiçbir hükmü kalmadı. Neden kalmadı? Evet, ikisinden biri şampiyon olacak. Kuvvetle muhtemel Galatasaray olacak ama Galatasaray'ın bu kadar güçlü, tarihinin en fazla işte puanını toplayan, rekorlar kıran, belki de en güçlü kadrosuna sahip Galatasaray'ın Çekya'nın Sparta Prag takımına önce Şampiyonlar Ligi'nden elenip sonra UEFA Kupası'nda elenmesi bir Türk futbol sever olarak benim için Galatasaray'ın hükmünü bitirmiştir. Benim için hiçbir şey ifade etmez duruma geldi. Türkiye Ligi'nde zaten şampiyon oluyorsunuz yani. Aynı şey Fenerbahçe için de geçerli. Bir Yunan takımına ve vasat bir Yunan takımına yani kendinden daha zayıf bir Yunan takımına, tamamen teknik direktörünün yetersizliğinden, Fenerbahçe teknik direktöründen bahsediyorum, teknik direktörünün vasatlığı yüzünden kaybetmesi, o gün Fenerbahçe'nin de benim için hiçbir hükmü kalmadı bir Türk futbol sever olarak. Buyurun kendi aranızda oynayın, o şampiyon olsun, öteki bunu alsın. Beni zaten o ilgilendirmiyor. Ama Avrupa'daki başarıları farklı bakmamı sağlayabilirdi. Tarihinin en güçlü kadrosuymuş. Bana ne, Sparta Prag'a elendin. Yani ben böyle bakıyorum meseleye. O yüzden burada teknik direktör ve başkan farkı demeyeyim de Fenerbahçe açısından başkanının yanlışları böyle bir durumu ortaya çıkardı. Şimdi yarınki derbide ne olur bilmiyorum, ne olacağıyla da çok ilgilenmiyorum açıkçası. Yani. Seyredeceğiz, göreceğiz. Yani, evet, bir şey, yani güzel bir maç olsun. Güzel olsun maç. İlk maç gibi olmasın. Birkaç gol olsun. Bir şey olsun. Yani çekirdek çitletirken zevklen çay içelim falan. Dün, bugün, yarın. Kanalımızın haber sitesi zamanmekanmakinası.com hizmetinizde. Ziyaret etmeyi unutmayın. Yeni Akım Medya.